Herkese merhabalar. Daha önce Instagram sayfamdan paylaşmış olduğum videoyu izleyenleriniz vardır. Hasan Dağı'nın eteğindeki terk edilmiş bir köyde tek başına yaşayan bir amcamız vardı, Selam amca. TRT Ömür dediğin ekibi geldi ve Selam amcanın hayat hikayesini videoya çekecekler. Ben de şu an oraya doğru gidiyorum. Ben de kamera arkasında neler yaşanıyor, neler oluyor, çekimler nasıl gerçekleştiriliyor. Ben de elimden geldiğince bunları size göstermeye çalışacağım. Bakalım bugün neler yaşanacak, nelere şahitlik edeceğiz. Burası Gözlükuyu Köyü. Zamanında bu köy ileride Hasan Dağı'nın eteğinde, şu an Selami amcanın yanına gidiyoruz. O köy işte. O köyde yaşıyorlarmış ama o köye zamanında susuzluktan dolayı su götürememişler. Büyük ihtimal Hasan Dağı'nın eteklerinde kaldığı için su çekemediler oraya. Ondan dolayı, susuzluktan dolayı devlet tarafından bir alt köye, yani buraya, Gözlükuyu'nu buraya taşımışlar. Ama şu ileride Hasan Dağı'nın eteklerinde Gözlükuyu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Selami amcagil orada yaşamaya devam etmiş eşiyle birlikte. Evet, haberden geldiler. Ömür dediğim programa ve burada çekimlere başladılar. Kamera kayıtlarını kontrol ediyoruz. Röportajımız bitti. Acaba herhangi bir sıkıntımız var mı, yok mu? Eğer varsa tekrarlayalım, yenileyelim istiyoruz. Çünkü tekrar aynı şekilde amcamızı bulmamız sonra mümkün değil. O yüzden her zaman röportajdan sonra kayıtlar bir kontrol edilir. Şu anda da onu yapıyoruz. Röportajı bittikten sonra neler yapacağız abla? Röportajdan sonra amcamızın ara detay çalışmaları olacak. Onları planladık. İşte amcamızın bu evin içindeki görüntülerini bir alacağız. Nerede yaşıyor, ne yapıyor, Şu evin an neredesin içinde sen? Buranın yaptığı şeyinden bahsediyoruz aslında. çalışmalar neler? Örneğin bulaşığını yıkar, çamaşırını yıkar, çayını koyar, yemeğini yapar, camdan dışarı bakar, bir geleni var mı diye bekler. Bütün bu çalışmalar yapacağız. Kapısının önünde 28 dakika. oturup arkadaşlarıyla sohbetinden 28 çekim dakika. yapacağız. 30 dakikaya Eşinin yakın çıkacakmış. mezarlığına Sen de kaç dakika? gidişi, eşinin mezarı başındaki Ya. duasını, ona olan özlemini çekeceğiz. Ardından köy harabe bir şekilde, şu anda terk edilmiş bir köydeyiz. O köyü şöyle birlikte gezeceğiz. Yalnız tek başına yaşayan bir amcamız olarak. Onun arkasından da bütün bunlarla programı kapatacağız. Sonra montaj ve yayın. Yani senin çekimin öyle mi? Ben çektim o Ne fotoğrafı. kadar güzel bir fotoğraf. Teşekkür İyi, ederim. resmi iyi yakalanmışsın. Selam amca, Ben nasılsın, de iyi onu misin? görmeye çalışıyorum. Allah çok Ben de sağ ol, onu görmeye sağ ol. çalışıyorum. Eyvallah, misafirlerin geldi bugün. Geldiler, Allah razı Bak, olsun. 28 Sen neler dakika burası hissediyorsun? duracak zaten. Vallahi ne 30 dakikada hissedeyim bir işte. köyden Adam çıkıyor. bir mutluluk duyuyor. Bak evet. Gelgiden Şimdi eşten dostlar ne içeri. diyor? 27.38. Hepimizden Allah razı olsun. Amin. Burası. Röportajı yaptılar ama şimdi detaylara geçeceğiz. Senin dışarıda, evde, burada nasıl vakit geçiriyorsun, onların hepsini çekecekler, kayıt altına alacaklar. Boşluktan, şu boşluktan yüze doğru gelen ev. Çaydanlığın bir kısmını görüyorum. Görsün ama çaydanlığa giderseniz çok uzun bir pan olur, sizi görer, o da sizi şey yapar. Bizim istediğimiz şöyle. Teyzemin fotoğrafına en son ne zaman baktın? Her gün bakıyorum. Her gün mü? Her gün bakıyorum. Sabah baktım. Sabah mı baktın? Evet. Tamam. Bak. Zaten biri o karşımda, biri de Burak'cığım tek burada. fotoğraf yalnız. Değil mi? Başka Bak yok. var. Aa, amcamın yazdı. Perdesini şimdi koparmayayım. Şöyle. Bu tek fotoğraf. Başka yok. Ufak var orada karşıda da. Şöyle çıkaralım. Burak daha yakından görsün istersen. Ama yapmış amcam? Burayı tabii bağlamış Burak. Sağladım. Bakar mısın? Çorba çalmasın diye. Sen Siz düz tut abla, ben şey, alırım. Çocuklar çalmasın, hırsızlık yapmasın Evet. annelerinin fotoğrafını Yani diye. çaldır, hep çaldırır. Bir bu Aa, kaldı bana. teyzem de ne tatlıymış böyle. Değil Allah mi? öyle sağlığında bir Tam bak, gelseydi. tam görüntüsünden Sizin Anadolu insanı. düğümünüzü bile Tam beğenmezdim. Anadolu kadını, Tam değil mi? Anadolu kadını, tipinden Ay, belli. çok fedakar, cefakar, sevgi dolu, merhametli. Aynen öyle. Değil mi? Vefalı. Tam bir Anadolu kadını. Kadarmış. Nasip bu kadarmış. Evet. Birazdan fotoğrafı anlatacak amcamız bize.
harika bir fotoğrafa bakarak teyzeme anlatacak aslında. Nasıl bir hanım oldu. O tuttur. Ben sonra gireyim. Çerçeve tabii, yapayım. Keselim. Çünkü beni de göreceksin yoksa. Şöyle bir çıkıyorum. Ne var? Işığı da alıyorum. Işığı da al abi. Şunu da vereyim. Bir dakika. Anne çatlatma da. İstersen onu da boydan düşür de. Çok çabuk devriliyor çünkü. Tamam. Kameraman abilerimiz açıları ayarlıyorlar. Evin içerisinden detay görüntüler alınacak. Nasıl vakit geçiriyor, neler yapıyor. Onu gösteren görüntü kayıtları alacaklar. Usta istiyorsan usta bu yanda. Vallahi amcamda da. Evet, o görüntü kayıtlarının nasıl alındığının. Sonra tombalak geliyor mu? Bu da kamera arkasında, burada da Çetin almış. Harika. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Pro var. Bir şu mikrofonla. Şöyle açıyoruz. İçeri giriyoruz. Şöyle bir duruyoruz önce. Aa amca, evin burası mı? Evet, bak şurada da hanımın fotoğrafı var diyor amcam bana. Dış kapıdan gelin, dış kapıyı kapatacağım. Evet, onu alıyoruz, sonra buraya gelip oturuyoruz. Sana evi göstereyim. Bura benim evim, bura odam. Sana diyeceğim. Tabii abi, bana anlatacağım. Tamam. Ben evi hiç görmemişim, ilk defa görüyorum. Tamam. Burası benim odam kızım. Burada oturuyorum, burada yiyorum, burada içiyorum. Bak şurada da teyzen var. Gel sana teyzeni göstereyim. Tamam mı? Tamam. Burası mı? Burası benim oturma odam. Hem yatak odam hem oturma odam. Evet, biz giremiyoruz çünkü kayıtlı oldukları için kameraya görünüyoruz. Yakını çektim. Bir genellere ihtiyacımız şimdi var. Şimdi bir tane de genel koyup durda duruyorsunuz. Amca, oraya bakmıyorsun, bana anlatıyorsun. Ses girmeyecek burada. Biz burada oturuyoruz artık. Gel amca. Oturmuş halde görün bizi. Tamam. Aramızda konuşuyoruz bunu. Ses olabilir de olmayabilir de, uygun olursa kullanırım zaten. Genelde yakında. Amcamla... Şimdi genelde yalnız sen oradan girersin abi. Evet canım. Ben çıkayım. Tabii sen şimdi şuradan uzaktan alırsın. Sen yakınla, şuradan sen yakın çekmeye çalış istersen. İkili. Tamam, İkili yakın çek. En sevmem. Sen yakına mı gir? Ben genel abi, ben hep genelde. Günde iki sefer, bir sabah bir akşam. Sabahla kalktın mı bu şekil. Tamam. Gözümden tutarım, bu şekil damladırım. Yani Burak Bey'in çektiği fotoğraf evet. Bu. Sizi. Ama orada ne kadar... Kar çoktu. Genç görünüyorsun amca. Güzel bir fotoğraf olmuş. Fark ettin mi amca? Boylu poslu görünüyorsun. Ya ayağı aklım öyle oldu. Güzel bir fotoğraf olmuş. Burnu ayrı oynuyor ondan sonra. O saatten sonra. Birazdan ben de görüneceğim. Ondan dolayı... Evet. Sarper abimle birlikte marka görünmemesi için çaba sarf ediyoruz. Çaba sarf ediyoruz ve o yazıyı kapatıyoruz şu an. Nerede? Burada. Yani çekilecek görüntü ya da izleyeceğiniz görüntü büyük ihtimal 15-20 saniye falan mıdır? O kadar, evet. Ama yaklaşık bir 20 dakikadır uğraşıyoruz biz. Az önce görüntüde ben de vardım. Şu anda Selam amcayla Zeli ablanın olduğu görüntü çekimi yapılıyor. Sizlere şöyle köyün genel görüntüsünü de göstermek istedim. Zaten köye ilk girdiğinizde köyün terk edilmiş olduğunu anlıyorsunuz. Evler hep yıkık dökük, harabe şeklinde. Bir de eski yapı evler hep taştan böyle. Hasan Dağı, karşıda Hasan Dağı'nın eteğinde eski Gözlü Kuyu köyü. Bu tarafa döndüğümüzde köyün devamı aşağı doğru tabii. Şu karşıda görmüş olduğunuz köyde, bir alt taraftaki köyde Yeni Gözlü Kuyu köyü. Yani bu köyü buradan oraya taşımışlar. Onun devamında görmüş olduğunuz şey de Aksaray zaten. Buradan da Aksaray'ı böyle görüyorsunuz. Şimdi amcamızın burada bir tüpü var zannediyorum. Muratçım, telefonumu al, ben bir amcaya çay hazırlayayım bu arada. Çayın da yapılıyor bak, çayın geliyor. Nasibinde Zeliha ablanın eline çay içmek de varmış bak. Değil mi abla? Evet, birazdan amcama çay ikram edeceğim. Amcam çay içecek. Bugün hiç içmemiş galiba. Selam amca çay içerken görüntü alınacak. Onun için şu an Selam amcaya özel çay demleniyor. Selam amcayı çağıramadığımız için, giremediğimiz için görüntü kaydına çayı kendimiz aradık, bulduk. Şu anda da birazdan
demleyeceğiz. Sıvayı nasıl? Biraz bunu yerine koyalım. Size şöyle ışıkları göstereyim. Birçok çeşit ışıklar var, ekipmanlar var. Çünkü çekilen sahnelere göre ışık kullanılıyor, artık lens kullanılıyor, kamera kullanılıyor. İşlerini çok güzel yapıyorlar abilerimiz sağ olsunlar. İçeride çekimler devam ediyor hala. Benim için de güzel bir kamera arkasında hatıra kalıyor. Sormak istediğim şey şu. Şimdi kamera arkasını gördüğüm için çok ciddi emekler veriliyor. Tekrardan söyledim ama tekrardan yenilemek istiyorum. Emeklerinize sağlık. Gittiğiniz yerlerde en uzun süren çekim ne kadar sürdü? Kaç saat sürdü? Kaç yani? Evet, İstanbul'da sabah 10'da girdik Burakcığım. Akşam 9'a kadar sürdü biliyor musun? Oo. İnanamazsın, hikaye, 11 saat. Anlatılan şeyler o kadar çoktu ki biz o hikayeyi görüntüyü almak için, yani detay çekmek için çok zaman harcadık. Çünkü anlattığı şeyler amcamızın başından sonuna kadar bütün anlattıkları çok fazlaydı. Yani görüntü almamız gerekiyordu ve çok uzun bir çalışma olmuştu ve çalışmanın sonunda bütün arkadaşlarımız otele gittiğinde ertesi günü inan kalkamadılar. Farkındaysanız 20 dakikalık bir program için evet. 6 ya da 7 saat harcıyoruz. Aynen fark öyle. Fark ettin değil mi? Ben elimden geldiğince kamera arkasında görüntüler almaya çalışıyorum ama bazen açı gereği, bulunduğumuz yer gereği görüntüler alamıyoruz ama elimden geldiğince alabildiğim kadarıyla arka planı göstermeye çalışıyorum. Bakalım bu video nasıl bir şey olacak, ben de merak ediyorum. Senin sayende izleyicilerimiz ömür dediğinin arka planını görme şansını yakaladılar. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Burak'cığım. Rica ederim abla, ben teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki kesişmiş. İnşallah daha çok kesişir. İnşallah. Sağ ol. Eyvallah. Işığı da alalım, ışıkların ikisini de alalım. Evi, odayı görelim. Odada yapayalnız bir amca. Bunlar ayrı, bunlar yakın plan. Acele et. Bunlar yakın, evet. Evin bir kısmı. Alsın burada içsin ya. Olur. Şuradan gelirsin, buradan gidersin. Karısının fotoğrafından girersin yüzüne. Ortalama 3,5 saat şu ana kadar. Ortalama 3-3,5 saat oldu. Peki yüzde kaçtayız şu an? Daha %30'dayız. %30'dayız. Evet. Bahçede de işimiz var çünkü. Şimdi etrafta reklam var mı? Hani çekim esnasında rahatsız edecek görüntü var mı? Onlara bakıyoruz. Sonra devam edeceğiz. Buradan geleceksin amca, bak şurada. Hı. Buradan gelip buraya şöyle yapıp Çetin Bey görüyor musun beni? Evet görüyorum. Buradan katacaksın, sonra bunu böyle alacaksın bu şekilde. O odaya girip o dediğim mindere oturacaksın. Tamam, o da tamam. Tamam. Hazır mıyız? Evet hazırız. Ben hazırım yani. Amcacığım şimdi gel, çayını. Durur mu? Onları, ona bakma, bize bak. Gel. Evet, çayı ağır ağır. Ağır ağır. Oo, bayağı demli içiyoruz yani. Şimdi Çetin Bey alsın mı? Devam edin. Hadi git otur amca. Evet, hiç bakmadan çayını, şekerini koy. Karıştır, ağır ağır, yalnızsın, kimse yok. Çayını iç güzelce, keyif çayın olsun bu senin. Bak ben demledim, iyi iç. Maksimum 30 saniyelik sahne yaklaşık 45 dakikadır devam ediyor. Buyur. El atıyor. Evet. Bir dur şimdi. Al git abi. Bekle. Tamam abi. Gel şimdi bir kere daha. Gene koy abi. Sana bu son. Az önce geniş aldık. Şimdi dar aldık. Yani çayı doldururken tam aldık. Şimdi de yürürken, odaya doğru giderken
alınacak. Ondan sonra da Sarper abi orada çayını yudumlarken alacak. Evin içinden gelsin, şuradan şöyle otursun. Biz biraz gölgede şöyle bunun evde yalnızlığını verelim. Kapısında oturmazsın. Onları tamam, içeride işimiz bitti şimdi. Tamam, evet. Kaldırıyorum. Yani şuradan tek başına kapısında oturuyor bu adam. Kaç çay içtin? İki bardak çay içtim ya. Gel bakayım hadi. O kapıyı açacaksın, çıkacaksın, orada oturacaksın. Zeli abla, bu sahne bize ne yapacağız? Bu sahnemizde amcamızın evinin bahçesindeki oturmasını göreceğiz. Öyle sağa sola sessiz sessiz bakışını alacağız. Şu anda onun hazırlıkları yapılıyor. Evet, kameraman arkadaşlarımız. Yalnız yaşayan bir amcanın gün içinde çıkıp kapısının önünde böyle sağa sola hüzün dolu bakışları. Selam amca, en çok buradan mı vakit geçiriyorsun? En fazla burada otururum. Bazı Poyraz diyelim, Poyraz'la giderim. Daha iyi diyorlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Gündüz burada Hasan Dağı'na karşı. Akşam da şuradaki pencereden Hasan Dağı'na karşı. Senin evinin manzarası şöyle çok güzel. Bir pencereden Hasan Dağı'nı, bir pencereden Aksaray'ı görüyorsun. Evet. Şu odamda çıktığım her yeri görüyorum. Evet, o şuradaki dama çıktığın zaman da her yeri görürsün. Şu an mezarlığa geldik. Mezarlıktayız. Selam amcanın mezarlığa giriş kısmındaki sahne çekilecek. Abilerimiz de kamera ayarlarını yapıyorlar. Köyünde yukarıdan kuş bakışı görüşü. Hasan Dağı da burada. Evet, köyden geliyorsun ağır ağır, teyzemi ziyaret edeceksin. Güzel. Çok güzel. Selam amca orada bekliyor. Abilerimiz burada kameranın açısını ayarlıyor. Biritepe'de. Telelensle de. Tamam. Burada abimiz. Yaklaşık bir 10 dakika oldu değil mi? Evet evet. 10 dakikadır açı arıyoruz ve en iyi açıyı bulmaya çalışıyoruz. İki kamera birbirini görmemeli. Vallahi ciddi ama emek var ya. Uyumlu da çekmeli. Yaklaşık bir 10-15 dakikadır 10 saniyelik görüntüye çekebilmek için burada dakikalardır uğraşıyoruz. Abimiz önce şuradaydı. Olmadı, mezarın başına oraya gitti. Önce sonra şuraya geldi, olmadı. Şimdi oraya gitti o açıdan. Serber abi de yukarıdan çekimini yapacak. Birbirlerini görmemeleri gerekiyor. Selam amca. Buyur. Eşinin mezarındayız şimdi. Evet. Ne söylemek istersin? Allah mekanını cennet etsin. Eşim çok değerli bir kişiydi. Herkesten böyle işi olmasını dilerim herkesin. Amin inşallah. Duamızı ettik. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Allah mekanını cennet etsin. Yerini rahat yatsın. Amin. Amin. Gel. Amcamıza veda etme zamanı. Efendim her şey için teşekkür ediyorum amcacığım. Evet. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burakcığım, bizim bir serüvenimiz de böylece sona erdi. Başka bir serüvende buluşmak üzere. Hoşça kalın. Emeğinize sağlık, ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Aksaray, biz teşekkür ederiz. Hoş gelmişsiniz. İnşallah da hoş bir şekilde de gidersiniz. Çok memnun kaldık. Sağ olun. Bay bay. Abiler, Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Burak, kendinize iyi bakın. Olur. Yine görüşürüz çok inşallah. Teşekkürler. İnşallah. Eyvallah. Allah'a emanet. Sağ ol. Kardeşim, görüşmem memnun olduk. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet. Bugün de böyle geçti. Evet. Sence bugün nasıl geçti? Mutlu oldun mu? Keyif aldın mı? Bugünkü düşüncelerin nelerdir? Ama yorumsakta arkadaşlarla tanıştık, muhabbet ettik. İyi oldu yani. Senin hayat hikayeni dinlediler. Dinlediler. Allah razı olsun. Senden de, onlardan da. Yakında da inşallah TRT Haber'de Ömür dediğin programında da. Yarın da bir gün dedi. Saat 9'da çıkıyormuş. Yok, cumartesi günleri ama senin videon hemen yetişmez daha. Biraz sürer o. Onlar bana haber ederler. Ben seni haber ederim. TRT Haber'i açarsın. Söylediğim gün. Zaten TRT Haber'de en fazla ona bakarım. Yani. En fazla ona mı bakarsın? Tamam, o kanalı açarsın ben sana söylediğimde, paylaşacaklarında.
Sen de açarsın, oradan izlersin. Olur mu? Olur olur. Var mı bir isteğim yardım? Yok, sağ olun, Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Kendine çok iyi bak. Oldu kardeşim. Sen de mi gidiyorsun? He, ben de ufaktan gidiyorum. İyi oldu. Bir isteğin yoksa. Yok yok, isterim. Eyvallah, Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi Allah'a emanet. Şeyini içeriye koy.